150 kotunda işte hazırlık galerisi sürülüyor. 300 evet. kotunda da üretim faaliyeti yapılıyor. Evet, budur. Şimdi bunu nasıl göreceğiz arkadaşlar? Bu masa kapatacak. Şöyle çekeyim mi bunları? Çekeyim. Tamam, şunu da alayım. Şöyle. Biraz gürültülü olacak. Evet. Sizi şöyle alayım Ünal Bey. Şimdi 300 şöyle geçin lütfen karşıya. Şimdi -350 ve -300 ne demek? Önce onu bize bir anlatır mısınız? Şunu söyleyeyim. Deniz seviyesini sıfır kabul edersek evet. 300 metre deniz seviyesinden alt demek 300 kotu. 350 kotu da 350 metre altını gösteriyor. Tamam. Yani kot demek o. Deniz seviyesinden 300 metre aşağıda. Çıkış değil yani. Madeni giriş yeri değil. Değil. Yani deniz giriş seviyesi. Yerinden tabii o deniz seviyesinden yüksek kısmı burada yok. Yok. Yani mesela madenin girişinden kaç metre aşağıda olabilir? Yani şimdi Amasra'daki kuyu başıyla deniz seviyesi arasındaki mesafeyi bilmediğim için bilmiyorum. 50 metre ise kuyu başından 350 metre aşağıda. Hmm. 100 metre ise 400 metre aşağısında demek. Bu deniz seviyesinin... Yani bu çok bir derinlik mi? Yüksek, uzun, ortalama bir derinlik. Ortalama. Yani daha diğer müesseselerde 540-610 kotlarında çalışıyor. Karadon'da 540 katı hazırlı yapılıyordu. Kozlu'da 610 katı falan çalışıyordu. Yani derinlik bir neden diyemeyiz. Değil. Yani şunu diyemeyiz. Bu madende inilmemesi gereken derinliğe inildi, risk alındı, o öyle. Yüzden oldu diyemeyiz. Diyemeyiz, diyemeyiz. Tamam. Şimdi burada 5 işçi vardı, -350 kotta ve -300 kotta da 44 işçi vardı. Şimdi burada normal kömür üretimi yapılıyor. Tamam. Yani üretim faaliyeti devam ediyor. Burası da bir sonraki üretim alanı olacak. Burada da bir hazırlık galerisi var. Yani şurada şu galeri... Delme, patlatma ya da hangi yöntemle yapılıyorsa ilerleme yapılıyor. Çünkü 5 tane işçi bu işi yapmak için yeterlidir. Ama burada bir üretim faaliyeti var. Hmm. Onun için işçilerin çoğunluğu burada olması gerekiyor. Yani burada da bir anormal durum yok. Gariplik yok. patlama ama nerede oluyor? -350'de. Patlamanın nerede olduğu konusunda net bir bilgi yok. Bilgi yok. Yani burada olduğu söyleniyor. Bakın burada da kim yaptı bu çizelgeyi bilmiyorum. Her yerde olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Her yerde de olabilir. Olabilir. Yani şimdi şundan bahsedeyim. Şimdi kömür madeni ile metan gazı birbirine yakındır. Yani kömür üretimi yapıyorsan metanı da dışarı çıkartıyorsun. Kendiliğinden oraya metan girmez yani. Kömür varsa metan vardır. Evet. Ya bu metansız kömür yok, öyle bir şey yok. Yani az vardır, çok vardır, orta vardır ama metan vardır. Tamam. Şimdi şöyle, belki ileride oraya geleceğiz, onu o zaman konuşalım olmazsa. Metan bir kere vardır. Metan olacaktır. Ve metanı biz kontrol etmek zorundayız. Ve seviyesini, genel, miktarını. Miktarını kontrol etmek evet. zorundayız. Nasıl kontrol ediliyor? Bu Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nda ve mevzuatımızda da vardır. Evet. Bu çalışma alanlarının mesela hava buraya giriyor, bir yerden çıkıyor. Bu çıkış noktalarına sürekli ölçüm yapan sensörler koyuyoruz. Hı. En az 5 tane gazı ölçmek zorundayız. Mevzuatımızda diyor. Türkiye Taş Kömürleri Kurumu da bunu yaptığını biliyorum. Tamam. Sürekli bu 5 gaz buradan gelen temiz hava giriyor. Pis havadaki gazları sürekli ölçülüyor. Ve bu ölçümler ne var? Metan gazı, karbon monoksit, karbon dioksit, hidrojen sülfür ve oksijen gazları sürekli ölçülmek zorunda ve ölçülüyor. Tamam. Ve bu ölçümleri dışarıda bir mühendis teknik eleman sürekli izliyor. Yani başından kalkmayacak şekilde, kalksa bile yerine birine koyacak şekilde sürekli izlenmesi gerekiyor ve izleniyor. Dur tamam. diye tahmin ediyorum ve izlenmesi gerekiyor. Herhangi bir o gazlardan sınır değerleri var bunların. Onlarda mesela metan %2 üzerine çıktığı zaman orada faaliyetin durması gerekir. Diğerlerinin de böyle ölçüleri var. Bu değerler o çalışma sınırlarının üzerine çıktığı zaman o erken uyarı sistemindeki kişi, ilgili amir, buranın amiri kimse, müdürü kimse, baş mühendisi kimse orayı hemen arayarak sizin ocağınızın şu bölgesinde gaz şu seviyelere geldi der, uyarır. O arkadaş da
Ne yapılması gerekiyor? Havalandırma, iş organizasyonu, iş durdurma, bunların hepsi seçenekler. Bunlardan bir tanesini yapar. Süreç böyle işler. Yani o gazlar sürekli izlenir, sürekli takip edilir ve kontrol sonucunda eğer bir yükselme varsa direkt müdahale yapılır. O zaman bilgisayarın başında sürekli bekleyen bir personel varsa, gaz kritik seviyeye geldiğinde hemen müdahale edip kardeşim tedbir alın, bir şey yapın diyorsa, evet, o zaman şu olmuştur. Ya bilgisayarın başındaki personel gazın kritik seviyeye geldiğini görmedi ya da aşağıya haber verdi, aşağıda tedbir alınmadı. Bu mudur? Olasılıklar bunlar mıdır? Yani olasılıklardan budur ama sadece bunlar değil tabii. Daha çok konuşacağız. Onu görmeme şansı yok. Alet eğer herhangi bir gaz yükselmesi varsa hem ışıklı hem de sesli işarettir. Yani o anda başında değilse bile mesela başka bir odaya geçti ya da ayrıldı. O sesli ve ışığı duyar yani. Mutlaka duymaması, hissetmemesi mümkün değil. Yani görmemesi mümkün değil. O zaman patlama niye oldu? Patlama şöyle olmuş olabilir. Yani onun seçeneklerden bir tanesi. Daha önce biz de yaşadık. Şimdi bu gaz böyle kendi kendine yavaş yavaş da çıkabiliyor. Aniden çok miktarda da çıkabiliyor. Aniden çok miktarda çıktığı zaman burada normal bir gaz içeriği var ya, onu daha sonra da bahsedeceğiz. O gaz içeriğine yenecek kadar oradaki insanlara yeterli hava, oradaki ekipmanlar için ihtiyaç belirleniyor. O kadar bir havalandırma yapılıyor. Ama aniden bir gaz degacı yaptığı zaman o belirlenen hava o gazı birdenbire uzaklaştıramıyor ocaktan. Ne yapıyor? Belli bir zaman kalıyor. O yoğunlukta bir gaz kalabiliyor. Buna degaj diyoruz. Yani bizim Zonguldak kömürlerinde en tehlikeli kazaların en önemli nedenlerinden bir tanesi budur. Gaz mesela şurada bir gaz var. Ya da mesela bu galeriyi sürüyor. Şurada birikmiş basınç altında bekleyen metan gazı var. Bilmiyoruz nerede olduğunu. Bilebilsek müdahale ederiz ama bilmediğimiz için bunun hem mevzuatta hem teknik olarak uygulama şeyi buradan ilerleme yönüne, bu tarafa doğru galeri sürüyoruz ya, evet, ilerleme yönüne doğru sondajlar yapıyoruz. Delikler açıyoruz o tarafa doğru. Ne yapmak için? İleride böyle basınç altında bekleyen bir gaz kütlesi varsa oralara delikler delip o deliklerden gazın yavaş yavaş bu alana gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Buraya geldiği zaman buradaki havalandırmayla bu gazı kontrollü bir şekilde ocağın dışına sevk ediyoruz. Yani usul budur teknik olarak. Anladım. Bunda TTK'daki oradaki mühendislerin çoğunluğu biliyordur ve evet, yapıyordur. Ama şimdi aniden geldiği zaman buradaki havalandırma o ani gazı boşaltma yetmemiş olabilir muhtemelen. O anda da burada bir ateşleme kaynağı varsa, gazın yoğun olan bölgede bir ateşleme, kıvılcım, alev, ekipmandan çıkan bir ateş, yani o çok şiddetli patlamaya sebep olabilir. Ama söylediğiniz şey şöyle bir şey değil. Zonguldak'taki ocaklarda metan en büyük tehlikelerden biri. Aniden hiç beklemediğiniz yoğunluk, bir miktarda yoğunlukta gaz ortaya çıkabilir. Patlama da bundan olmuş olabilir ama şunu kastetmiyorsunuz değil mi? Evet. Yani bu önlenebilirdi. Önlenmek için yapılması gereken en önemli şey demin söylediğim gibi yani çalışılmamış bölgelere girdiği zaman galeri sürerken bu doğrultuda galeri sürüyoruz. Evet. O tarafta hiçbir şey yok yani hiç girilmemiş bilinmedik bir yere doğru yer altından doğru gidiyoruz. Evet. Oralara sondajlar yapmamız lazım. O yapılmamış. Kontrol sondajları yapılmış. O yapılmamış olabilir. Az yapılmamış olabilir. Yapılmış olsa bile o gazı deşarj edememiş olabilirler. Yani bunlar seçenekler. Şimdi grizu patlaması dediğimiz şey metan gazının patlaması. Patlaması. Metan gazının patlaması. Niye metan patlaması demiyoruz da grizu patlaması diyoruz? Şimdi şöyle, metan gazının patlaması için oksijen olması gerekiyor, ateşleme kaynağı olması gerekiyor. Orada oksijen mesela %12'nin altına düştüğü zaman
ateşleme kaynağıyla kaynaşsa bile patlamıyor. Yani oksijenle, havayla metan gazının birleşmesine gırdı. Yani gırdı lafı oradan geliyor. Anladım. İkisi bir arada olacak. Yani biri olacak. Biri olmazsa olmuyor. Olmuyor. Hatta bütün yangınlarda öyledir. Oksijen, patlama kaynağı ve patlayıcı madde. Patlayıcı üçü ortam. Üçü bir arada olacak. Üçü bir arada olacak. Anladım. Şimdi Hüsnü Bey, Grizu patlaması olduğu anda 1 Ocak'ta ne olur? Burada ne olur? Şimdi bu mesela, 350 kotta 300'de ne olur? Mesela şurada patladı diyelim. Hı-hı. Burada patladığı zaman çok şiddetli bir basınç oluşur. Yani şu civarda birileri varsa yakınlarda, o şiddetli patlamadan zaten insanlar parçalanabilir. Buradaki ekipmanlar bile parçalanabiliyor. Onu söyleyeyim yani, gözlem. Burada bir patlama yapıp 1 kilometre ötede o vagonların parçalarını biz daha önceki patlamada gördük. Yani o kadar şiddetli vagonu bir patlama. Vagonu parçaladı yani. Yani bu, tabii ki. Yani burada çalışan işler o basınçtan, şiddetli patlamadan, patlamanın şiddetiyle ölebilirler. İki, bu patlamanın şiddetiyle bu alanlar hep böyle sağlam değildir. Burada tahkimatlar var ama bu kayaçların zayıf olan kısımlarda göçükler oluşur. Burada da oluşmuştur muhtemelen. Yani o göçükler olduğu zaman mesela burada çalışan kişi bu tarafa göçükten geçemez. Orada mahsur kalır ve zaten yeterli oksijen olmadığı için ya da patlamadan sonra oluşacak karbon monoksit gazından etkilenerek, zehirlenerek hayatını kaybedebilir. Maske? Maskeler var. Oksijenli ferdi kurtarıcı maskeler var. Bunlar koşarak 45 dakika koruyor. Oturarak da 1,5-2 saat koruyabiliyor. Yani o süre içinde o insanları kurtarabilirsek ya da o insanlar o maskelerle yukarı oksijenli ferdi kurtarıcı maske istasyonları vardır. Oraya kadar gidebilmesi lazım. Orada maskeyi değiştirme istasyonları, oraya kadar kaçıyor olabilmesi lazım. Oraya kadar kaçabilirse o maske... Yani patlama oldu. Hemen o maske belindedir mutlaka. O belinden çıkartıp hemen ağzına takacak. Burnuna takacak. Ortamdaki havayı kesinlikle solumaması lazım. Bunların hızlı bir şekilde yapıyor olması. Yani şunu söylemek istiyorum. Patlama olan bölgede insanlar patlamanın şiddetiyle hayatını kaybeder. Patlamadan sonra karbon monoksit gazı oluşur. Karbon monoksit gazı, şimdi burada bir hava var ve bu gaz kendiliğinden yok olmaz. Bir yolu takip eder. Gelir o havalandırma planına göre. Gelir buradan, gelir buradan çıkar. Buralarda kim varsa burada herkes bu gazdan etkilenir. Karbon monoksit dışarı işte emicinin olduğu yere kadar burada herkes bu karbon monoksit gazından etkilenebilir. Yani o patlamanın şiddetiyle ölmemişse bile, uzaksa bile bu monoksit gazı buradaki insanları da öyle. Ama giderek seyrelir. Başka yerlerden temiz hava gelir. Buradan kirli hava gelir. Seyrelerek ölmeyenler de olabilir. Tabii ölmeyenler de o şekilde ölmemiştir muhtemelen. Hı, anladım. Dün şöyle bir görüntü gördük. Bir bacadan simsiyah duman ama çok yoğundu. Fışkırıyordu. O bahsettiğiniz duman muhtemelen karbon monoksit gazıdır. Ama o, yani o kadar yoğun bir dumandı ki o duman o, altında hayatta kalmak mümkün değil. Mümkün değil. Yani şimdi onun içindeki monoksiti ölçmek lazım. Yani ben şimdi tahminen konuşuyorum ama zaten o kadar duman da çok yüksek miktarda muhtemelen vardır ve insanları öldürme seviyesindedir. Patlama sonrasında aşağıya yangın tüplerinin indirildiğini gördük. Çok sayıda yangın tüpü vardı. Ocağın kapısındaydı dün. Yangın da çıkıyor o zaman değil mi içeride? Şimdi şöyle, patlama olduktan sonra büyük bir yoğun alev oluşuyor. O alev de hareket halinde. Ve patlamanın sonunda buralarda bulunan kömür tozları böyle toz duman oluyor. Herkes diyor toz duman oldu diyor, işler farkındaysanız. Toz duman bir patlama, evet, böyle bir toz duman. Evet. Şimdi burada toz duman olduysa, kömür tozu böyle ortalarda böyle geziniyorsa, burada patlamadan kaynaklanan alev de gelip bu tozla birleşiyorsa, burada bir de kömür tozu patlıyor. Metanın dışında bir de kömür tozu patlıyor. O kömür tozu patlayınca da yine karbon monoksit çıkıyor ve patlamanın şiddeti burada da oluyor. Burada da oluyor.
Eğer burada da kömür tozluğu aynı yoğunluktaysa burada da olabiliyor. Böyle peş peşe patlamalar olabilir. Bunlar daha önce yaşandı. 110 işçi vardı madende. Eksi 300 kotta 44, 350'de 5 işçi. Diğerleri yukarıdaydı. Başka üretim panoları da olabilir. Evet, yani onlar şuralarda bir başka yerlerdeler. Başka üretim panolarında olabilirler. O tarafta da olabilirler. Olabilirler. Dolayısıyla onlar, ya işte bu söylediğiniz karbon monoksit gazı oralara gidene kadar etkisini kaybetmiş olabilir. Olabilir ve onlar o sayede kurtulmuş tabii olabilirler. Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın. Bir yerde muhtemelen şuralarda bir okuyuya benzeyen bir havalandırma feresi vardır, bacası vardır. Hı hı. Buraya onu kurmuşlardır. Burada ocağın içindeki havayı emer. Buradan temiz hava girer kuyudan, gelir buraya gelir, buradan gelir buraya gelir. Buradan da diğer bacalara da dolaşır. Artık ocaktaki onu istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Buradan da dışarı çıkar. Şimdi o temiz hava buraya da giriyor, bu tarafa da gidiyordur muhtemelen. Bu taraftaki insanlara o temiz havalı olduğu yerde bu gaz oraya gitmemiştir. Yani gitse bile çok öldürücü miktarda olmayabilir. Patlama burada olduğu için bu bölgedeki insanlar bu gazla hepsi etkilenmiştir diyebiliriz. Müslü Bey, odalardan bahsediyorlar. Yani Şili örneğinde de görmüştük. Yani korunma odaları gibi bir odadan bahsediyorlar. Şimdi şeyde, kömürde bu sığınma odaları yönetmeliği çıktı. Sığınma odaları kömür madenleri için zorunlu değil. Kömür madenleri için de demin bahsettiğim gibi oksijenli ferdi kurtarıcı istasyonları kurulması zorunlu oldu. Yani burada bir patlama olduğu zaman kişi 45 dakikada gidebileceği yere kadar bir yere maskeyi takıp buradaki oksijenli ferdi kurtarıcı istasyonuna kadar gidecek. Yani sığınma odası değil de oksijenli ferdi kurtarıcı maskeyi değiştirebileceği yere kadar gidecek ve oralarda bunlar yapılmıştır diye düşünüyordu. Taş kömür kurumunda. Kömür Türkiye'de sığınma odaların şeyi uygulanmıyor mu yani? Uygulanıyor. Metal madenlerin hepsinde hemen hemen vardır. Yani metal onun madenlerinde bir mecbur mu? Mecbur. Niye şöyle, orada mecbur da burada mecbur değil? Yani şimdi mevzuatı çıkaranlar hangi düşünceyle çıkartmış olduğunu bilmiyorum ama şimdi burada patlamalar çok şiddetli olabiliyor. Çok şiddetli patlamalarda o sığınma odaları dayanamıyor olabilir ama hangi mantıkla çıkartmadıklarını bilemiyorum şu anda. Hı hı. Ama yani metal madenlerinde var. Orada da işte ocağın büyüklüğüne göre olabiliyor. Küçük ocaklar. Metal madeni dediğiniz hangi madenler? Krom, kurşun, çinko. Oralarda böyle altın patlama şeyleri Türkiye doğru dürüst duymadı. Kazalar hep kömür madeninde oluyor. Hep çok ölümlü taş kazalar. Taş kömür ya da lignit. Evet. Evet, evet. Aynı şey çerçeve. Yani neden taş öyle kömürle ligniti beraber işte metan gazı. Çünkü metal madenlerinde metan gazı diye bir şey yok. Onlar daha oluşum şekli farklı. Bunlar işte bitkilerin yer altında çürümesi, uzun zaman tektonizmaya uğraması sonucunda oluşmuş kömür madenleri öyle oluşuyor. Metal madenleri mağmadan gelen sıcak sular, başka farklı şeyler, oluşum şekilleri farklı. Yani orada metan gazı bünyesinde bulunmuyor, yan karşılarında. Eğer burada kömür vardır, şurada da metal vardır, yakındır. Buradan buraya böyle sızıntı olarak gelebilir ama metal madenlerinde metan gazı yok. Şimdi mantık olarak şunu anlayamadım ben, bilmiyorum yanılıyor muyum? Yani kaza riski, patlama, yanıcı gaz riski çok düşük olan metal madenlerinde koruma odası var. Ama patlama riski en yüksek olan kömür, lignit beraber diyelim onu. Doğru. Çünkü lignit de aynı şeyi sayılır. Burada koruma odalı yok. Yok. Yani kömür madenlerinde yasal mevzuat olarak zorunluluk yok. Zorunluluk dediğim gibi oksijenli ferdi kurtarıcı maske istasyonları zorunluluğu var. Sizce olmalı mı Üslü Bey? Sizce sığınma odası olmalı mı kömür madenlerinde de? Vallahi sığınma odaları olabilir ama şimdi orada da çeşitli faktörler var. Yani sığınma odası olsaydı ne olurdu? Bak bunları konuşabiliriz ama anlatın ne olurdu? Yani ne, yani yine ona yakın bir yerlerde olmalı lazım. Ona gidebilecek kadar o gaz maskeleri koruyabilmesi lazımdı.
Yani onun her yerine o sığınma odalarını koyamazsınız. Üretim aynalarına yakın, üretim bölgelerine yakın bir yerlere koymamız lazım. Patlama riski olan yerlere, yakın bir yerlere koymamız lazım. İşçi hemen oraya gidebilip içine girebilmesi lazım. Eğer onu giremiyorsa sığınma odası lüks olur. Yani sadece lüks olur. Başka bir şey olmaz. Siz 33 yıl taş kömürleri işletmesinde görev yaptınız. Hiç buna benzer bir Ben yer altında değildim ama ben mesela patlamadan sonra ocağa girdim. O 30 ölümlü kazada ben Karadon'da o zaman iş güvenliğinde eğitim baş mühendisi olarak çalışıyordum. Kazadan sonra girdik. O cesetlerin çıkarılmasında görevliydim. İşçilerin 3 gün, 4 gün, 5 gün ocakta kaldılar. Durumlarını biliyorum, pozisyonlarını biliyorum. Çok zor bir şey. Yani hakikaten ne deniyor ona artık sağlıkçılar ifade eder. Hakikaten çok etkileniyorsunuz. Hayat felsefenizi bile değiştiriyor o görüntüler. Şimdi burada bir patlama... Buyurun kardeşim. Geriye Karadon'da olduğunu söylediği için Hüsnü Bey, geriye dönüp baktığınızda Karadon mesela önlenebilir miydi? Şimdi şunu söyleyeyim, bakın başta neyi söyledim biliyor musun? Orayı bunu bilmiyorsunuz, onun için söyledim. Karadon'un nasıl olduğunu biliyorsunuz. Niye söylüyordum baştan? Orada taşeron işçiler çalışıyordu. Taşeron firma vardı. Onlar mesela taşeron iş güvenliğine, taş kömürleri kuruma kadar iş güvenliğini önemsemediğini ben düşünüyorum. Çünkü iş güvenliği biraz maliyet olarak gelir. Yani bu alt iş verenlere falan. Yani onları para harcaması onun kazancını azaltacağını biliyoruz. Azalttığını düşünüyorum. Yani, dolayısıyla o dedim ya o sondajları yapmamış olabilir. Yeterince yapmamış olabilir. Yani bunları da söylemek çünkü mahkeme kararları var. Bunları da çok detayına girmemek lazım aslında. Ama bunlar teknik olarak böyle önlenebiliyor. Bunları da söylemek zorundayız. Karadon'da bir yasal eksiklikten dolayı yasal takip oldu mu? Ceza alanlar oldu mu? Oldu tabii. Ama Yargıtay'da herhalde şu anda. Onun için onlara o konulara çok girmememiz lazım. Soma'da biliyoruz. Yargıtay'da Timur anlatacak. Çok ilginçtir. Yani Yargıtay'da bile hakimler değişebildi. Heyet değiştirildi. Türkiye'de yargının bunu hesabını sorma noktasında maalesef yargı hesabı soranlara hesap soruyor yargı. Yani. O da başka bir şey. Hüsnü Bey, ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi böyle bir madende bir grizu patlaması olduğunda işçiler bir anda mı ağırlıklı olarak bir anda mı hayatlarını kaybederler? Yani o patlama oldu ya da ne kadar yakın olduğuna mı bağlıdır? Çok sancılı bir ölüm de olabilir, çabuk da olabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer patlamaya yakın alandaysanız o patlamanın şiddetiyle ölmemek mümkün değil. Yani o çok şiddetli. Bir kilometre öteye vagonların parçasını attığını düşünün. Yani şimdi burada bir tüp patladı. Apartmanın bilmem ne oluyor. Onun artık misillerce... Kat be kat fazlası. Fazla. O bölgedeyseniz o patlamanın şiddetiyle yaşamak zor. Mümkün değil diyeyim. Ondan sonra karbon monoksit gazı oluşuyor. O gaz belli bir yol izleyerek dışarı çıkıyor. Yani birdenbire yok etme şansımız yok. Havayı buradan alıyorsunuz, temiz havayı, kirli havayı buradan oradan emdiriyorsunuz. Buradan patlayan gaz buradan geliyor, buradan oraya çıkana kadar o gidiş yolu üzerinde kimler varsa risk altında. Buradakilerin kaçma şansı olabilir, şiddet duymuştur. Belki bu hava yolundan nefeslik denilen yerlere kaçarak kurtulma şansları olabilir. Ama burada, şimdi bu planda olmadığı için söyleyemiyorum. Fark ederlerse temiz havalı bölgelere gidebilirler. Onlara işçilere eğitimlerle bunları anlatılıyor. Sızıntı olduğunu, metan gazı ortaya çıktığını fark patlama eden. Patlama oldu. Kokuyor zaman mu metan gazı? Kokuyu alır. Kokusuz. Kokusuz mu? Kokusuz. Onu hiç nasıl edemez. Fark edecek? Bakın çoklu bir sürü ölçüm aleti var. Dedim bahsettiğim sadece bir tanesi. Şimdi bütün yer altında çalışan mühendislerin hepsinin üzerinde mutlaka gaz ölçer vardır. Mutlaka. Yani zaten onu görürsünüz. Gaz ölçer varsa bu dersiniz amir ya da ya mühendistir ya çavuştur. Onların hepsinde sürekli gaz ölçer
alet var. Onlarla uçağa girerler. O aletlerde eğer açıksa mutlaka ses veriyor. Yani sesli, ışıklı sinyal veriyor. Hı. Cebinde bile bulunsa gazlı bir ortama girdiği zaman o sinyal veriyor. Çavuş, mühendis. Bu gaz ölçer aletlerimiz var. Artı böyle degaj yapma riski olan bölgelerde çalışan işçiler de bizim işçiler vak vak der. GP322 diye bir gaz ölçer var. Onlar da şey ayarlamışlar. Yani %1,5 üzerine geçtiği zaman alet ötmeye başlar. Hmm. Bizim işçilerimiz ona eskiden beri vak vak der. Ya vak vak öttüğü zaman anlar ki metan gazı yükselmiştir. Hmm. O zaman hemen o bölgeyi terk etmeleri gerektiği eğitimlerde falan anlatılır. Onlar da terk edebilirler. Zaten çavuşlarına haber verebilirler. Ama burada diyorsunuz aniden büyük aniden miktarda geldiği zaman bu haberleşme, önlem alma şeyi biraz sıkıntıya giriyor. İhmalde şu olabilir. Burada sondaj kuyuları açılması gerekiyordu. Sondaj kuyuları mı? Doğru mu söyledim? Açılmamış olabilir. Açılmamış olabilir. Ani degajın sebebi bu olabilir. Bu olabilir. Yoksa ani degaj sadece Türkiye'de patlamalara sebep o. Yani Türkiye önemli, ve Şili çok fazla bu önemli konuda. Önemli miktarda gaz gelişi, metan gazı gelişi degajda oluyor. Yani benim çalıştığım dönemlerde yaşadığımız, hissettiğimiz olay ani gelmezse, normal bir metan geliri varsa o zaten yapılan havalandırmayla kendi kendini temizliyor. Yani özel bir şey yapmanıza gerek yok. O sistem onun üzerine kurulmuştur zaten. Peki. Bey, bir şu kotu konuştuğumuz için şimdi bugün bir açıklama okudum. Bağımsız Maden Sendikası Başkanı Kamil Kartal diyor ki taş kömürü madenlerinde eksik kotlar derinleştikçe metan oranı kaçınılmaz bir şekilde artar. Demin siz söylediniz ama yani kot derinleştikçe artar mı gerçekten? Şimdi derinleştikçe demeyelim ona. Derinleşme şöyle olabilir. Şimdi madende biz bazı yerlere galeri sürmüş, üretim yapmışız, açıklıklarımız var, çalışmışız. O çalıştığımız bölgelerde buradaki kayaları bir şekilde çatlatıyoruz. Kendi yani burada patlatıyoruz ama buradaki bir alanı açarken burada kayalar böyle çatlaklar oluşuyor. Buradaki bu üretim bölgelerinde, hazırlık bölgelerinde o çatlaklardan o var olan basınç altındaki gaz bir kısmı kaçıyor. Ama yeni bir bölgeye girdiğimiz zaman, derin bölgeler de yeni bölgeler. Oraya girdiğimiz zaman bakir bir alan oluyor. Çalışılmamış ve o gazların o çatlakları bulup da kaçamadığı alanlar oluyor. Derin için onu kullanabiliriz. Ama her bakir yerde, her çalışılmamış, yukarıda da olabilir. Buraya mesela bu kotta ilk geldikleri zaman burada da aynı risk vardı. Aşağı indiler yine var. Bunun altına indikleri zaman yine olur. Bakir alanlarda bu risk her zaman var. Peki buyurun Hüsnü Bey, teşekkür ederiz. Kubilay Kap-